çok güzel geçindik. 65. senesi yaşıyoruz. Burası Paradeisos. Dasklıyon medeniyetinin cennet bahçesi. Dasklıyon'un asil ruhunu taşıyan, özgürlüğü, eşitliği, Atatürk'ün kazandırdığı haklarla edinmiş, erkeğiyle beraber omuz omuza çalışan, üreten Cumhuriyet kadınlarıysa bu bölgenin cennet kuşları. Biz komşularla her gün burada toplanıyoruz. Kış geldi, hamurlarımızı yapıyoruz. Sağ olsunlar. Akşam oldu mu çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz. Bir hamur işleri benim 15 yıl bir gün sürüyor burada. Mahallemizin adını da Cennet Mahallesi'ni koydum ben. Onlar için kışlık hazırlıklar bir terapi. Bir araya gelip gülüp söylemek, kafa dağıtmaktır bütün amaç. Yemek yapardık. Sabahleyen yemek işçilere yemek götürürdük tencere dolusu. Orak biçerdik, çapak ama atardık. Fidenge ben de bilim orak biçimlerini. Ben ama şimdikiler bunlar bilmez. Ben biliyorum onları biçer, yani. Çamaşır yıkardık elle şeyle. Şimdi ne var iş yapma gençlere? Şimdikiler siz tereyağı çocuğu, biz sana yağ çocuğu. Onlar bir zamanlar birlikte yaşadıkları don kazaklarının mirasına sahip çıkan, barışı, kardeşliği her şeyden üstün tutan Cumhuriyet kadınları. Burası Kocagöl köyümüz, Kazak köyü. 60 yıl önce kazaklarımız varmış. Biz çek kaldık burada. Bizimkiler gitti. Biz yalnız kaldık. İstemedik. Ondan sonra alıştım. Çünkü zaten burada yaşadım. Burada doğdum, dünyaya geldim. Eşim gidiyor, Diyarmen'e çalışıyor. Ben yalnız gece kalıyorum. Ağlıyorum, üzülüyorum. Ama sonra sağ olsun komşularımız çok geliyorlardı bana, çok. Çok destek oluyorlardı her zaman için yani. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel geçindik. Bu köyümüzün kazak fasulyesi çok meşhur. Bayanlar böyle baştan adamlarımızı ekiyor, sonra biz bayan olarak çapalıyoruz. Envai çeşit kuşun göç durağı olan burada hayvancılık, balıkçılık ve tarım tüm hızıyla devam ederken başrolde hep kadınlar yer alıyor. Yaz günü 5'te geliyorum. Kış günü biraz daha geç geliyorum. Yani saat 6-6.30 civarı. Sabahın erken saatleriyle birlikte daha dünkü yorgunluğunu üzerinden atamamış bu kadınlar için her sabah hiç değişmeyen bir ritüel bu. Seneden beri çobanım. Gece gündüz saat 2'de çıkarım, saat 6'ya kadar koyun güderim. Bütün gece. Koyna nereye ben de oraya yani. Ben nereye koyna da oraya. Çatlamış ellerinde toprağın izini taşıyan kadın, bin bir emekle ektiği mahsulünü sabırla bekliyor. Göl buradaki köyler için ekmek parası ama aynı zamanda can almayı ihmal etmiyor. Buna rağmen yine de mahsulünü aldığı göle vefalı ve minnettar Cumhuriyet kadını. Benim eşim 30 yıl gölcülükte çalıştı, gölde çalıştı. Çocuklarımı çok rahat okuttu. Babam benim balıkçıymış, Kızıksa köyünü su basmış. Babam orayı kurtarmaydı, benim babam gölde boğuldu burada. Ben 5 yaşında kalmışım babamdan. Burada 3 tane boğuldu gölde. Boğuluyor. Evet. 8 kişi birden gitti. Ben geldim. Benim kızım
87'li yani 88'de mi 89'da mı öldüler yani 8 kişi. Benim hayatım gölden geçti çocukluğumuz. Çok severdik ama üzülüyoruz. Şimdi kuşlar bile darılıp gitti burada. Burada erkek kadın ayrımı yok. Her işi yapar kadın. Hayvanlara bakar, tarlaya gider, traktöre biner. Elinin hamuruyla her işten anlar. Yani köyümüzde olsun, evimizde olsun kadın erkek diye ayrım hiçbir zaman olmuyor. Erkek işini de kadın, kadının işini de erkek yapabiliyor. Birlik ve Dayanışma Derneği adına muhtarımız açtı burasını. Bize de teklif etti, çalıştırır mısınız iki bayan diye dernek adına. Biz de kabul ettik. Kim demiş kadınlar futboldan anlamaz diye? Köylerin futbol turnuvaları kadınlardan sorulur. Maçın kaderi bile kadınların tezahüratına göre değişir. Futbol turnuvaları düzenleniyor. Bunun yanı sıra satranç turnuvaları da düzenleniyor. Yoğun talep var. Çok güzel aileler geliyor. Yorulur, hastalanır, iki büklüm olur ama yine şikayet etmez, şükrünü bilir, ekmek kapısına ihanet etmez. Kızına geliyorum buraya, akşam 6'ya kadar da çalışıyor. İşte aldığım 350 lira para, ondan hayatımı geçirdim. Depresyona girmez, kendini eve kapatmaz, ilaçlara sığınmaz. İki komşuyla içtiği çay, onun en büyük zevki, en güzel stres atma yöntemidir. Köy hayatı hep dışarıdasın. Evin içinde değilsin şehirdeki gibi. O çiçeğin dibi nasıl, bu domatesin dibi nasıl? Hep onunla yaparken zamanın geçtiğini anlamıyorum. İşte bahçelerimi ekiyorum böyle, çiçeklerimle zamanım geçiyor işte böyle. Kızlarım, hazır mısınız? Bebeş benim, çok tatlısınız. Dur bebeğim, senden de alalım. Gezmek için bu köye geldim. Fakat köylü o kadar mutlu ki burada. Ve ben de o kadar mutluyum ki burada. Sonra her şeyimi topladım, eşyalarımı filan buraya yerleşmeye karar verdim. 52 yaşındayım. 2 yılıma kadar ben hiç yaşamamışım. 2 yıldır yaşadığımı biliyorum. Güneşin altında bütün gün çoluk çocuk şehre gitsin, okusun, ekmeğini eline alsın diye işçidir, emekçidir Cumhuriyet kadını. Salça yaptık, erişte yaptık, sütlü hamur yaptık, kahvaltılık işte yemeklere sadece. Komşularla beraber birlikte toplanıp yapıyor. Dünyada eksilmeye yüz tutmuş. Güveni, bağlılığı, komşuluğu, samimiyeti, dürüstlüğü, hepsinden önemlisi mutluluğu. Zaten bu olmasa hayatta ben yaşayamam. 65 mi? 65 yıl yaşıyoruz. Hatta çok güzel hayatımız geçti. Çok güzel. 65 yıldır ben bunu karını. Gelin sadece kuşlarıyla değil, hayatı cennet kılan kadınlarıyla tanıyalım. Kuş cennetinin cennet kuşlarıyla. Mahallemiz çok güzel. Allah razı olsun. Evet. Eşimiz, dostumuz, komşularımız. Köy hayatı daha güzel. Ben memnunum işimden ya. Seve seve yapıyorum yani. Mutluyum. Mutluyum. Hayvanları yani görmeden hiç yapamam. Burada gerçekten çok mutluyum. O kadar mutluyum ki. Mutluyuz. Bize doğdum gözüme bu köydeyim ben. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarın kalmayacak. İkimizin de saçlar ağır.
olacak. İkimizin de saçlar tak, öyle durup bakışacak. Şimdi yanan ateş var. Sevgilim, ne zaman buluşacağız?